2018 yılında Etoluk'un temelini oluşturmak için Çevik Kuvvet'in karşısında ormanlık bir alanda bir mangal ve bir masayla başladım. Hiçbir elektrik, su olmayan, işte kışın fırtınayı yedik, yazın tozu toprağı yedik. Öykümüz böyle başladı. Böyle bir ortamla başladı. Sosyal medyanın da çok etkisi olduğunu düşünüyorum yani. Kırılma noktası güçlü, kararlı durmaktı. Başarı tesadüf değildir asla. Başarı her zaman çalışmaktır, koşmaktır, durmadan koşmaktır. Durmadım, hiç durmadım. Ben Fatih Şaşmaz, Gaziantep İslahiye 1976 doğumluyum. Uzun yıllar İstanbul'da kaldım. İstanbul'da başladım ben mesleğe. 88'de İstanbul'a gitmiştik. 90'lı yıllarda bu işe başladık. Temelimiz işte bulaşıktan geliyor aslında. Bu iş kolay bir iş değil, hizmet sektörü. Sonra işte mutfağa girdik. Mutfakta ustalarımız çok iyi ustalarla çalıştık. Hızlı ustalarla çalıştık. Bunlar da bize değer kattı. Bu anlamda onlara da teşekkür ederim. Bize mesleği öğretti. O yıldır, bu yıldır devam edip gidiyoruz mesleğimize. İstanbul'da 2009'a kadar oradaydım. 2009'da Gaziantep'e döndüm. Gaziantep'te devam ettim. Hiçbir zaman işçilik tercih etmedim. Hep kendi işimi yaptım. Güçlü ve kararlı olduğumu düşünüyorum. 2018 yılında Etoluk'un temelini oluşturmak için Çevik Kuvvet'in karşısında ormanlık bir alanda bir mangal ve bir masayla başladım. Hiçbir elektrik, su olmayan, işte kışın fırtınayı yedik, yazın tozu toprağı yedik. Öykümüz böyle başladı. Benimle alay etti arkadaşlar. Ya burada kurtlara, kuşlara, böceklere kebap mı vereceksin? Cadde yok, bina yok, hiçbir şey yok. Olsun dedik, biz savaşçıyız. Kılıcımızı çektik, savaşacağız dedik. Meslek hayatımda tabii ki zorluklar çektim. Çevik Kuvvet'in karşısındaki bahsettiğim yerde hiç sermayem yoktu benim. Sıfırla başladım ben. Orada bir oğlum var, ismi Yılmaz. Bebekti, sütü yoktu. Ya ona süt alacaktım ya sabah et almak zorundaydım. Et almazsam süt de alamazdım. Ama eti tercih ettim ben. Çünkü Yılmaz'ın geleceği için savaşmam gerekiyordu. O yüzden et aldım, devam ettim işime. Kırılma noktası güçlü, kararlı durmaktı. Başarı tesadüf değildir asla. Başarı her zaman çalışmaktır, koşmaktır, durmadan koşmaktır. Durmadım, hiç durmadım. Asıl merkezimiz 6 Şubat depreminde olan İbrahim'de bir dükkanım vardı benim. 60 masalı büyük bir yerdi. Orası depremde bina hasar görünce yıkım kararı olabilir diye söylendi. Sonra tahliye etti orayı. Burası şubeydi. Şu anki şubemiz merkez oldu. Sosyal medya, Gaziantep'te yerel sayfalar olan arkadaşlarımız var. İşte geldiler, çekimler yapıldı, sayfayı kurduk. Etoluk Fatih Usta diye sayfamızı oluşturduk. Takipçimiz başladı işte 1, 2, 5, 10 falan. Şu an 100 bin takipçimiz var. Tabii çekimlerin çok etkisi oldu. İşte salaş bir mekan, elektrik yok, su yok. Böyle bir ortamla başladı. Kırılma noktası işte burada sosyal medyanın da çok etkisi olduğunu düşünüyorum yani. Genel anlamda Antep dışı bir kebap sistemi oluşturdum. İşte Adana'ya yakın benim tarzım. İşte tapas salatası taze taze doğruyoruz. Etlerimizi günlük taze alıyoruz. Erkek koç etinden çalışıyoruz. Etlere kendi kasabım var. Et borsası var, Gaziantep et borsası. Orada kendi kasabım var, giderim. İşte soğuk hava deposuna gireriz biz orada. Hangi hayvanı seçersek o hayvanın istediğimiz yerine bizi alır, gelir burada işleriz. Tavuğa günlük her gün bir şeyimiz var, tüketimimiz var. Terbiyesini yapıyoruz, sunumumuzu yapıyoruz. Menümüzde şöyle sakat etlerden ciğerimiz var. Yürek bulunduruyoruz, dalak, böbrek, boğazaltı, uykuluk ondan sonra. Kırmızı etlerden çöpüşümüz var, kuşbaşımız var, kısa belimiz var. Taraklık var. Tavuk ürünlerinde tavuk sarmamız var. Kelebek var. Kanat var. Kelebek diye bir tavuk ürünümüz var. Bir kelebekle kampanya oluşturduk. Bir 3 aydır kampanyamız devam ediyor. Topluma ekonomik olsun diye sınırsız kelebek yaptık. Sınırsız istediği kadar, dilediği kadar yiyebilecek. İşte mezelerimizi ikram ediyoruz. Salatasını ikram ediyoruz. Kişi başı 250 lira yaptık. Ve çok memnun kaldı insanlar. Gelen misafirlerimiz çok mutlu gittiler. İnanılmaz böyle doymuş bir şekilde teşekkür edip gidiyorlar. Kablaj salatası Antep'te ilk biz başlattık. Yani ben ekolog olarak başlattım.
sonra yaygınlaştı. Bu da benim için onur verici, keyifli. Başarının sırrı ne? Birincisi dürüst olmak, temiz çalışmak. Gerçekten bunu hak ediyor. İnsanlar bunu görüyor yani. Başarı çalışmak, başarı dürüstlük, başarı temiz iş yapmak. Yani kaliteli iş yapmak. Ha, usta kasap ne? Nasıl olmalı? Ahlaklı olmalı, dürüst olmalı. Çalıştığı işi severek yapmalı. Hani hile hurda katmamalı.